Zapotek uygarlığı M.Ö. 6. yüzyılın sonlarında Oaxaca Vadisi'nde ortaya çıktı. Oaxaca şehri çok daha sonra bu bölgede gelişti. Yakılan tapınaklar ve kurban edilen savaş esirleri gibi arkeolojik kanıtlar üç toplumun birbiriyle rekabet ettiğini göstermektedir. Rosaria bölgesinin sonunda vadinin en büyük yerleşim yeri olan San Jose Mogete ve Etla Vadisi'nde yakınlarındaki bir yerleşim nüfuslarının çoğunu kaybetti. Aynı dönemde üç vadiye bakan bir dağın tepesinde insansız topraklarda yeni bir büyük yerleşim gelişti. Daha sonra Monte Alban dönemi olarak adlandırıldı. Erken Monte Alban çömlekçiliği San Jose Mogeto'nun çanak çömleklerine benzemektedir. Bu da yeni şehrin San Jose Mogete'den ayrılan insanlarla dolu olduğunu gösteriyor. Monte Alban ikinci dönemi sırasında sit alanının etrafındaki duvarlar ve tahkimatlar şehrin askeri bir tehdide karşı inşa edildiğini göstermektedir. Monte Alban'da kurulan Zapotek Devleti, Monte Alban kültürünün birinci aşamasının sonlarında ve Monte Alban kültürünün ikinci aşaması boyunca genişlemeye başladı. Birinci ve ikinci Monte Alban dönemleri arasında Zapotek yöneticileri Oaxaca Vadisi dışındaki illerin kontrolünü ele geçirdi. Çünkü çevredeki illerden hiçbiri siyasi ve askeri olarak onlarla rekabet edemedi. Milattan sonra 200 yılına gelindiğinde Zapotek uygarlığı kuzeydeki Kıyotepec'ten güneydeki Okolotepec ve Kiltepec'e kadar nüfuzunu genişletti. Monte Alban bugün Güney Meksika dağlık bölgelerinin en büyük şehri haline geldi ve bu statüyü yaklaşık milattan sonra 700 yılına kadar korudu. Zapotek İmparatorluğu'nun genişlemesi Monte Alban'ın ikinci döneminde zirveye ulaştı. Zapotek, Oaxaca Vadisi'nin çok ötesindeki yerleşim yerlerini fethetti veya kolonileştirdi. En önemlisi vadi dışındaki bölgelerde yapılan seramiklerin stilindeki ani değişimde etkileri görülmektedir. Bu bölgelerin benzersiz stilleri aniden Zapotek tarzı çömleklerle değiştirildi ve bu da onların Zapotek İmparatorluğu'na entegrasyonunu göstermektedir. Zapotek kelimesi başkaları tarafından kullanılsa da Zapotekler kendilerine Bena diyorlardı. Bunun anlamı bulut insanlarıydı. Zapotek dilleri eski bir Mezoamerikan dil ailesine aittir. Milattan önce 1500 civarında ortak bir kökten ayrıldığı tahmin edilmektedir. Zapotek dilleri Kuzey Sierra'nın bazı kısımlarında, orta vadilerde ve ayrıca Güney Sierra'nın bazı kısımlarında, Tehuantepec kıstağında ve Pasifik kıyısının bazı kısımlarında konuşulmaktadır. 7 farklı Zapotek dili ve 100'den fazla lehçe vardır. Zapotek uygarlığı, Mezoamerika'daki Oaxaca Vadisi'nde gelişen yerli Kolomb öncesi bir uygarlıktı. Arkeolojik kanıtlar, kültürlerinin en az 2500 yıl önce ortaya çıktığını gösteriyor. Monte Alban antik kentindeki Zapotek arkeolojik sit alanında anıtsal binalar, top sahaları, muhteşem mezarlar ve ince işlenmiş altın takılar da dahil olmak üzere mezar eşyaları bulunur. Monte Alban, Mezoamerika'daki ilk büyük şehirlerden biriydi. Bugün Meksika'nın Oaxaca eyaleti olarak bilinen toprakların çoğuna hakim olan Zapotek Devleti'nin merkeziydi. Monte Alban kentinin birinci ve ikinci aşamaları arasında Oaxaca Vadisi nüfusunda önemli bir artış oldu. Nüfus arttıkça sosyal farklılaşma derecesi, siyasi gücün merkezileşmesi ve törensel faaliyetler de arttı. Monte Alban kentinin dönemleri sırasında vadi, bölgesel güç merkezlerinde görüldüğü gibi birkaç bağımsız devlete bölünmüş gibi görünmektedir. Monte Alban şehrinin 3. dönemine göre şehir ve vadiler arasındaki parçalanma,
Monte Alban'ın nüfusunda ve kentsel gelişiminde bir artışa neden oldu. Zapotek uygarlığının beşiği olan Oaxaca merkez vadileri, batıda Etla, güneyde Ocotlan ve doğuda Mitla deniz seviyesinden yaklaşık 1371 metre yükseklikte bugünün merkezinde birleşen üç geniş vadidir. Meksiko City'nin yaklaşık 200 kilometre güneyinde bulunurlar. Dağlar vadiyi kuzeyde Sierra Norte ve güneydoğuda Tlacolula Dağları ile çevreliyor. Çevre tarım için çok uygundur ve Mısır'ın beşiklerinden biri olarak kabul edilir. Zapotek uygarlığının ortaya çıktığı sırada vadi toprağının çevredeki dağları kaplayan meşe ve çam ormanları henüz tomrukla yok edilmediği için bugün görülen erozyondan etkilenmediği tahmin ediliyor. Kasım ayından Mayıs ayına kadar kurak bir mevsim vardır. Ancak nehirler boyunca yılda iki kez ekim yapmak ve hasat etmek mümkündür. Etla ve Ocotlan vadileri dönemsel olarak sular altında kaldığında nehri çevreleyen küçük bir arazi şeridine su sağlayan Atoyac Nehri tarafından kuzeybatıdan güneye geçmektedir. Zapotekler vadide nehirden uzakta başka yerlerde mahsullere su sağlamak için kanal sulaması kullandı. Zapotekler küçük derelerden gelen suyu kullanarak vadi tabanından 400 metre yukarıda bulunan Monte Alban'a su getirebildiler. Arkeologlar dağın güneydoğu kanadında bir baraj ve bir kanaldan oluşan küçük bir sulama sisteminin kalıntılarını buldular. Bu Monte Alban'ın tüm nüfusunu desteklemek için yeterli olmayacağından başka birçok sulama sisteminin olduğunu varsaymaktadır. Aynı şekilde vadide yetiştirilen mahsuller Monte Alban'ın birinci aşamasındaki hızlı nüfus artışını sürdürmek için yeterli değildi. Bu nedenle toprağın daha az verimli olduğu alanlarda da mahsul yetiştirildi ve suni sulamaya ihtiyaç duyuldu. Çiftçiliğin devam etmesi, Zapoteklerin İspanyol işgalcilerine haraç ödemesini ve doğal afetlere ve hastalıklara rağmen kendilerini beslemek için yeterli tahıl yaratmasını sağladı. Zapotekler, dilin hecelerinin her birini temsil etmek için ayrı bir glif kullanan bir takvim ve karakterli bir yazı sistemi geliştirdiler. Bu yazı sisteminin Mezoamerika'nın ilk yazı sistemlerinden biri olduğu Maya, Mixtec ve Aztek uygarlıkları tarafından geliştirilenlerin öncülü olduğu düşünülmektedir. Milattan önce 650 yılına tarihlenen Olmec sembollerinin aslında milattan önce 500 yılına tarihlenen en eski Zapotek yazısından önceki bir yazı biçimi olup olmadığı konusunda tartışmalar hala sürmektedir. Aztek başkenti Tenochtitlan'da 2. Moctezuma dahil Aztek hükümdarları için takı yapan Zapotek ve Mixtec sanatkarları vardı. Kolomb öncesi diğer önemli Zapotek bölgeleri arasında Lambit Yeko, Dainzu, Mitla, Yagul, San Jose Mogote, El Palmillo ve Zacila bulunmaktadır. Zapotekler köy ve kasabalarda taş ve harçla inşa edilmiş evlerde yaşayan yerleşik bir kültürdü. Tarihlerindeki başlıca olayları hiyerogliflerle kaydettiler ve savaşta pamuklu bir zırh kullandılar. Antik şehir Mitla'nın tanınmış kalıntıları onlara atfedilmiştir. Çoğu Mezoamerikan dini sistemi gibi Zapotek dini de çok tanrılıydı. Bilinen bazı tanrılarından yağmur tanrısı Kojiko'dur. Işık tanrısı Kogilhani ve Mısır tanrısı Pitaokozobi'dir. Zapotek tanrıları ağırlıklı olarak doğurganlık veya tarımla ilişkilendirildi. Hem erkek hem de kadın tanrılar kostümle farklılaştırılarak temsil edilir. Erkekler pelerinli veya pelerinsiz pantolon giyerken tasvir edilir. Dişilerse etekle tasvir edilmiştir. Teotihuacan tüylü yılan, kelebek tanrısı ve yağmur tanrısı gibi Zapotek kültürüyle doğrudan ilişkili olmayan
tanrılara ibadet edildiğine dair bazı kanıtlar vardır. Ve Nahua bahar tanrısı Kipetotek'tir. Zapoteklerin bazı ritüellerinde insan kurban ettiklerine inanılıyor. Zapotek'in kökeni hakkında birkaç efsane var. Bunlardan biri Oaxaca Vadisi'nin orijinal insanları olmaları ve kayalardan doğmaları ya da pumalar, jaguarlar ve okelotlar gibi büyük kedilerden gelmeleridir. Bir diğeri, Zapotek'in Toltek İmparatorluğunu kurduktan sonra Oaxaca Vadisi'ne yerleştiği ve Kikomonstok halkının torunları olduğudur. Bu efsaneler İspanyol fethine kadar yazılmadı. Tarihsel ve çağdaş Zapotek efsanelerine göre ataları yeryüzünden mağaralardan çıktı. Ağaçlardan veya jaguarlardan insanlara dönüştü. Yönetici seçkinleri bulutların arasında yaşayan doğaüstü varlıklardan geldiklerine ve öldüklerinde bulutlara geri döneceklerine inanıyorlardı. Zapotek yaşam alanlarını ve yapılarını kutsallaştırmak için adama ritüellerini kullandı. Aztekler ve Zapotekler arasındaki son savaş, Aztek hükümdarı Ahuizotl'un hükümdarlığı altında 1497 ile 1502 yılları arasında gerçekleşti. İspanya'nın Meksika'yı fethi sırasında Azteklerin İspanyollar tarafından mağlup edildiği haberi geldiğinde Kral Cosijoiza halkına aynı kaderi önlemek için İspanyollarla yüzleşmemelerini emretti. İspanyollar tarafından ancak 1522 ile 1527 yılları arasındaki birkaç seferden sonra yenildiler. Ancak sömürge yetkililerine karşı ayaklanmalar 1550 ve 1560 yılında meydana geldi. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.